Merhabalar arkadaşlar, Hatice Durmaz Güzel İğneoyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yıldız çiçeğini yazma boyutunda küçülttüm arkadaşlar. Yazmaya şimdi artık özellikle bu sene diyelim yani. Böyle küçük çiçekli, üç boyutlu şeyler daha çok moda olduğu için yıldız çiçeğini de ben şöyle sayılarını küçülterek ayarladım. Sizlere de şimdi anlatımını yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Yapmak isteyenlere de faydalı bir video olur. Çok da tatlı oldu. Hadi başlayalım bakalım. Parmağımıza ipi şöyle bir kere doladım. İğnemi arasından geçirerek sabitliyorum. Buraya 5 tane küçük zürafa yapalım. Polyester iple yapıyorum. Arada polyester kullanmamın sebebi, şimdi yeni başlayanlar özellikle biz yapıyoruz olmuyor suni ipekten mi? Bizim de mi suni ipek kullanmamız gerekiyor? Hani o yüzden mi sizinki güzel oluyor diye çok soru geliyor bana. Alakası yok. Elbette tabii ki suni ipeğin yeri bir başka. Biraz daha uzun vadeli olduğu için arkadaşlar daha çok ve tüylenme yapmadığı için. Ama polyesterle de eliniz güzelse çok güzel işler çıkartırsınız. Bakın yani şu polyesterle de gayet güzel oldu. Yani bunda ütü bile yok şu an. Eliniz güzelse, düzgünse, işçiliğiniz iyiyse yani iple pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. 2, 4, 5 tane yaptım. Şu arkadaki ipimi asılarak sıkılaştırıyorum. Şu başta yapmış olduğum zürafaya geçiş yapıyorum. Şu şekilde geçtim. Şimdi her birine batarak bir tur boş döneceğiz. Hepsine batarak atlamadan bir sıra dönelim. Bu videoda inşallah bu çiçeğin anlatımını yapayım. Daha sonra da bir ara suyu modeli ayarlayıp yazmaya nasıl eklediğimi de göstermek istiyorum sizlere nasip olursa. Şu sona geldiğimizde yukarıya çıktığım ipe değil yine en başta bakın şurada batmış olduğum zürafanın içine batıyorum. Şöyle bir göbek oluşturduk. Şimdi en son yapmış olduğum gözün içine geriye dönüyorum. 3 tane zürafa yaparak çiçeğimin başlangıcını yapıyorum yaprağının. Şimdi 3 tane yaptım zürafamı. İpimi geriye atıyorum. Yanlardan arttırma yapacağız arkadaşlar. 6 tane oluncaya kadar. Bakın çok az bir potluk bıraktım. Yanlardan arttırma yapacağım için birazcık bana bir ip gerekli. Yani çok aşırı gergin atmadım. Ama keseceğim zaman biliyorsunuz gergin atmamız lazım. Battım yere battım. Buradan ikinci zürafama geçiyorum. Sondaki zürafama geldim. Tekrar arkadaşlar bu sondaki zürafamın içine batarak buraya bir arttırma daha yapıyorum. Sayım 4 oldu. Yandan arttırdığımızda her sırada bir zürafa fazlalaşmış oluyor. Geriye atıyorum tekrar. Aynı yere battım. Daha sonra devam ediyorum. Umarım gözüküyordur. Netliği iyidir. Bakın son sıraya geldiğimde, son göze geldiğimde aynı yere tekrar batarak bir tane daha arttırmamı yapıyorum. Sayım 5 oldu. Bir sıra daha arttırma yapalım. 6 tane oldu arkadaşlar. Şimdi yine geriye atıyorum ipimi.
Bu sefer keseceğim için gergin bir şekilde atıyorum. Bakın arkaya kaçtı. Böyle olması lazım ki düzgün olsun yaprağımız. Direkt ikinci zürafama atladım. Ve devam ediyorum. Eğer yapraklarınız bozuk oluyorsa, yamuk yumuk oluyorsa benim hatalarıyla beraber gösterdiğim videolarım var. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten faydasını görenler var. Ellerini çok düzeltenler oldu. Onlara bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi 5 taneye düştü zürafa sayımız. Tekrar geriye atıyorum. Bakın yine gergin bir şekilde ayarladım. Hemen ikinciye geçiyorum. Nasıl yanlardan arttırdığımızda her sırada birer zürafa çoğaldıysa keserken de her sırada birer zürafa eksidir. Sadece arkadaşlar hem yandan hem ortadan arttırdığımızda her sırada iki zürafa çoğalmış olur. Ya da sadece ortadan arttırma yaparsak, yanlardan arttırma yapmadan sadece ortadan arttırma yaparsak da başladığımız sayıyı korumuş oluruz. Yani ne eksilir ne artar. İşte bunları dediğim gibi yanılıyorsanız, şaşırıyorsanız bu tip şeylerde sadece bunlar için çektiğim videolar var. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Evet, iki tane zürafaya düştük. Tekrar geriye atıyorum. Bir tane zürafamız oldu. Bakın. Şöyle bunun da içine tepe kısmına geriye dönüyorum. Şöyle de bir yukarıya doğru ben şöyle sağa sola doğru çekiştirerek asıltıyorum ki tam bir yaprak şeklini alsın. Hemen bir tık üzerinden de kesiyorum. İlk yaprağımızı tamamladık. Şimdi arkadaşlar her bir göze yani şuradan yine başlayacağım. Buraya, buraya, buraya. 5 tane yaprak oluncaya kadar bu yaprakları tamamlayamıyorum. Şu şekilde 5 tane yaprağa ihtiyacımız var. Daha sonra kontur geçme işlemini yapacağız. Ben bunları tamamlayayım. Sizler de yapın benimle birlikte yapıyorsanız. Daha sonra yine kontur geçme işlemini de beraber yapalım. Yapraklarımı tamamladım. Şu şekilde 5 tane yaprağımız olması gerekiyor. Şimdi koyu rengimi aldım. Kontur geçme işlemini uygulayalım. Burada arkadaşlar şöyle evet net gözüküyor. Şu alttan tam ortadaki bakın altta bir sıra dönmüş olduğumuz zürafanın içine batarak ipimi sabitliyorum. İpimi birazca da uzun tuttum. Çünkü en son kontur geçme işlemini bitirdikten sonra tekrar ip eklemeden orta göbeğini de bu iple yapacağım. Aklınızda olsun. Eğer aynı renk yapacaksanız ipi biraz uzun tutun. Tekrar ip eklemenize gerek kalmaz. Şimdi bakın. Şuraya ipimi sabitledim. Buradan hepsine batmadan direkt şuraya çıkıyorum. Nereye? Bu 6 tane arttırma yaptığımız son arttırma yaptığımız yere şu yan tarafına batıyorum. Fazla gergin tutmadan şöyle hafif bir bolluk bırakarak çıktım. Şimdi arkadaşlar yanlardaki bütün zürafalara batarak yine zürafa yaparak kontur geçme işlemini yapıyoruz. Bakın şu tepeye geldim. Yukarıdaki düğümümün bu tarafından sabitledim. Tekrar aynı yere batıyorum. O düğümü de içine alarak buraya bir tepe noktası yapıyoruz. Yani o sivriliği vermek için buraya bir tane fazladan zürafa yapıyoruz. Şu şekilde yaptık. Şurayı da ön tarafa alıp düğümümüz arkada kalırsa daha güzel olur. Şimdi yine bir alt zürafaya geçerek kontur geçme işlemine devam ediyorum.
Bakın şurası son arttırma yaptığım yer. Yine buraya kadar geldim. Buradan şuraya en başta yapmış olduğum zürafanın içine iniyorum. Çok fazla gerdirmeden inip ayarladım. Daha sonra sıkılaştırıyorum. Buradan hemen yine şuraya üst tarafa çıkıyoruz. Bu da bir pratik olmasını sağlıyor tabi. Baştan aşağı kontur geçmediğimiz için motifimiz biraz daha çabuk bitmiş oluyor. Buraya geldik. Yine aynı işlemi tekrar ederek devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir taraftan yapıp bir taraftan anlattığım için bazen kesik kesik konuşabiliyorum. Kusura bakmayın, olur mu? Tam bir yeri yaparken başlıyorum. Hani bitimine tamamlayayım diye öyle konuşmuş oluyorum. Değişik oluyor biraz. Bakın şuraya geldim. Buraya yine aynı yere batarak hemen bir tane daha zürafa yapıyorum. Çok aşırı uzun yapmanıza gerek yok. O sivriliği elde edelim yeter. Şöyle. Yine aşağı doğru devam ediyorum. Bu arada polyesterde de, yani polyester kullanıyorsanız bana göre en güzel çizmeli. Hele bu 60 no uzun bobinleri, yani kendiliğinden kilitleniyor düğümleri. Yapması gerçekten zevkli. Aklınızda olsun. Her yerde de satılmıyor çizmeli ama varsa çizmeli tercih etmenizi öneririm. Bakın şuraya geldim. Şimdi tekrar aşağıya şu ortadaki, yani orta göze değil, şuradaki zürafamın içine iniyorum. Buradan diğer tarafa çıkacağım. Evet, kontur geçme işlemini bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Şu üç yaprağı da tamamlayıp göbeğine geçelim. Yapraklarımı tamamladım. En sonda yine ilk başladığım yere inerek düğümümü atıp sabitledim. Şimdi buradan şu orta kısmından değil, yine şu dönmüş olduğum zürafaların birinden ön tarafa çıkıyorum. Göbek yaparken şunda ben 40 tane dolamıştım ama bu biraz benim gözüme zayıf geldi. 45 kere dolayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bu tarafa geçtim ya. Başka bir işlem yapmıyorum tek göbek olduğu için. Şu şekilde bir yapraklarını elimle sabitliyorum. Şuradaki ipimi kısa tutuyorum. İğnenin diğer tarafından açık olan yeri kısa tutuyorum. Biraz uzun iğne kullanırsanız daha iyi olur bu işlemde. İğnemi tam çıkmış olduğum ipin yanına şöyle sabitliyorum. Şu tarafı uzun kalması lazım. Daha sonra arkadan öne çıktığım ipi, bakın iğneden geleni değil, arkadan öne çıktığım ipi şu şekilde doluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Seriyi dolarsanız daha düzgün olur. Üst üste binmemesine dikkat edin. Oldu. Bakın şurası benim mesela, ayarladım, üst üste geldi. 30 oldu. Şurayı kesinlikle bırakmıyorsunuz. 40 45. Şimdi arkadaşlar bakın, şurayı, şu ipi tutuyorum elimle, şöyle parmağımın arasına sıkıştırdım. Şurayı iğnenin ucunda tutuyorum, daha sonra burayı bırakıyorum. Bunları yapmadan burayı bırakırsanız bozulur. Şimdi yavaşça, yine üst tarafı hiç bırakmadan aşağıya doğru yavaşça şöyle döndüre döndüre indiriyoruz. Çok fazla acele etmeden şu ipimizi ve iğnenin ucunu kesinlikle bırakmıyoruz. Yavaşça indirdim. Şimdi şöyle çekiyorum.
Şurada eğer ipin başka bir yaprağın arkasına falan geçtiyse onu kurtarmam lazım. Bunlara mutlaka bakın, dikkat edin. Bakın yavaşça çekiyorum. Şöyle fazla bırakmadan. İyice burada sıkılaştırmadan önce arkadan öne nereden çıktıysam orayı bulup bakın aynı noktadan geriye gidiyorum. Daha tam sıkılaştırmadım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burası önemli. Şöyle göbeğimi ayarlayıp parmağımla bastırıyorum ve arkadan iyice asılıyorum. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Şöyle hafif biraz daha şey yapayım ben. Heh, büyüttüm biraz. Bakın dümdüz oldu. Yani bunun püf noktası budur arkadaşlar. Elinizle yani çıkarken inerken bırakmayacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Yavaş yavaş bunu da anlatmış olduk. Şimdi arkadan öne, yanlardan çıkıp tekrar arkaya geçiyorum. Burayı çok fazla asıltmamanız lazım arkaya giderken ki bozulmasın. Şimdi tekrar bir tane de şuradan yapalım. Çıktım. Aynı yerden göbeği de içine katarak arkaya geçiyorum. Bakın bu şekilde ayarlamış olduk göbeğimizi de. Bunda da bayağı bir takılanlar vardı. Olmuyor diyenler oluyordu. Tekrar anlatmış olduk baştan. Şu şekilde göbeğimi ayarladım. Arkaya geçiyorum tekrar. Şöyle bir iki tanesinin içinden geçirip zürafamı sıkılaştırıyorum. Eğer burada pembeye dikecekseniz pembe ipi bırakın. Beyaza dikecekseniz beyaz ipi. Yani hangisini isterseniz bırakın. Yalnız şunu kesecekseniz, yani ilk başlama ipini kesecekseniz sabitleyip bir düğüm atıp öyle kesin arkadaşlar. Şöyle ben burayı kestim. Motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şu an ütü yok. Eğer ki ütüleyecekseniz, ben ütülemem genelde motifleri. Formunun bozulduğuna inanıyorum yani kendimce. Eğer ütüleyecekseniz de göbeğini yapmadan önce ütüleyin, daha sonra göbeğini yapın. Yoksa göbeğiniz bozuk olur, düzleşir. Bakın bu şekilde motiflerimizi tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Tekrar bir ara suyu modeli ayarlayıp nasıl tülbente geçtiğimi de sizlere göstermek istiyorum inşallah. Onları da ayarlayayım ben. Bir sonraki videoya da onu eklemiş olayım. Bunlar bu şekilde bir video halinde olsun. Çok da uzatmamış olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.